Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bahar mevsimi ile birlikte çokça karşımıza çıkan bu sarı çiçekli kara hindiba bitkisinin faydalarını anlatmak istiyorum. Tamamı şifa olan bu bitkinin çiçeğinden çay, yapraklarından salata ve köklerinden aynı şekilde çay yaparak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Tamamı şifa olan bu bitkinin tohuma giden çiçekleri hariç her yeri çiğ veya pişirilmiş olarak yenilebiliyor. Köklerinde bulunan inülin maddesinden dolayı kan şekerini nötr hale getiren bu bitki, insülin direnci olanlar, şeker hastası olanlar, kökü veya çiçeğinden yapılan çayını günde 3 bardak içmeleri gerçekten çok faydalıdır. Köklerinin özellikle kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Yani kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Bu gördüğünüz yaprakları arkadaşlar yenilebiliyor. Sizin bulunduğunuz bölgelerde daha genişini bulabilirsiniz. Bu şekilde çiçeklerini, kökünü, her yeri tamamen yenilebiliyor bunun. Kolesterolü dengeler antioksidan kaynağıdır. Safra taşlarını erittiği, düzenli içildiğinde de kilo verdirdiği biliniyor. Kandaki zehirleri, toksinleri güzelce temizler. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi geliyor. Bu gördüğünüz yapraklarını, çiçeklerini ben burada güzelce topluyorum. Bunun çayını ve salatasını sizlerle birlikte yapıp tadına bakacağım, deneyeceğim. Çünkü faydalarını birçok yerde gördüm. Hazır bahar mevsimi gelmiş, her tarafta açmışken sizlere de göstermek istiyorum. Bu yukarıdaki tohum yeri hariç arkadaşlar, onu atıyoruz. Geri kalan her şeyiyle yenilebiliyor bu bitki. Karaciğeri ve kanı temizler. Çiçekleri özellikle dalağı açar yani. Diyabetin ilacıdır. Bağışıklığı da güçlendiricidir. Karaciğer yağlanması için çok şifalıdır. Ödem ve idrar söktürücüdür. Böbrek taşını eritir. Kandaki fazla asiti alır yani kanınızı temizler. Romatizm hastalığına da iyi gelir. Dediğim gibi kanser hücrelerinin büyümesini de engellediği kanıtlanmıştır. Özellikle Çin tıbbında da süt artırıcı ve bağırsakları rahatlatmak için kullanılan şifalı bir bitkidir arkadaşlar. Toplayabildiğim kadar topladım. Bu şekilde tohuma kaçan çiçeklerini görüyorsunuz. Bunlar hariç sarı yaprağı, yeşil yaprakları, özellikle daha gelişmiş olanlarını bulursanız bir kürek veya kazma yardımıyla kökünü çıkarıp kökü de tüketebilirsiniz. Çiğ olarak veya pişirerek yine tüketilen bir bitkidir. Gerçekten her türlü şeye faydası vardır. Bu bilgileri aldığım sayfayı da açıklama kısmında yükleyeceğim. Özellikle bunu kıtır kıtır böyle koparıp yiyenleri gördükçe insanın iştahı açılıyor. Ben de hazır parka, ormana gitmişken bu çiçekleri toplayıp faydalarını araştırıp sizlere anlatmak istedim. Burada geniş yapraklarını bulamadım. Henüz daha küçükler. Daha büyükleri varsa yaprakları zaten marul gibi kıtır kıtır yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birazcık büyümüş yaprakları var. Hazırlıksız geldiğim için kökünü sizlere gösteremedim pek. Bir kazma kürek yardımıyla dediğim gibi kökünü de çıkarıp yiyebilirsiniz. Burada küçücük bir kök buldum. Bu şekilde yıkayıp köklerini çayını yaparak tüketebilirsiniz. Burada topladığım yaprakları güzelce yani kötü yapraklarını ayırdım. Çiçeklerini ayrı ayırdım. Bunları bol suda güzelce yıkayarak yapraklarından salata yapacağım. Çiçeklerinden de aynı şekilde çay yapacağım. İnternette de kara hindiba faydaları yazarsanız Google üzerinden faydalarını bulabilirsiniz. Ben burada ilk deneyimim, yani ilk kez kendim tadına bakacağım için sizlere objektif olmak istedim açıkçası. Burada çiçeklerini güzelce çıkardım, ayıtladım, yıkadım. Hayatımda ilk kez bir ot yiyeceğim. Yani kıvırcık harici hiçbir otu yemeyen ben gerçekten kara hindibanın şifalarını duyunca özellikle denemek istedim, deneyimlemek istedim. Çokça tüketenler faydasını görmüş. Bunu da çokça
karşılaştım yani. Faydasını görenler bayağı bir var. Biz kendimizi neden ilaçlara bağımlı tutalım? Bu şekilde ülkemizde bin bir çeşit şifalı otlar varken sizler de doğal ürünlere yönelmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü doğal ürün gibisi yok. İlaçlarla kendimizi zehirlemeyelim. İlaç şirketlerine, ilaç firmalarını zengin etmeyelim. Bu şekilde yaprakları güzelce yıkadım, suda beklettim. Yani ot yiyeceğim için biraz da temiz olmasını istedim yani açıkçası. Sizlerde de bu endişe vardır diye biliyorum. Bu şekilde güzelce yıkadım, doğrayacağım. Çiçeklerinde aynı şekilde. Çiçeklerinde fazla bir toz yoktu zaten. Tertemiz duruyorlar. Sadece hafif tozlanmaları vardı. Bu şekilde cezveme koyup üzerine su ekledim. Tadı acı olduğunu biliyorum. Onun için de biraz limonla hafifletmek istedim. Buna karanfil de ekleyebilirsiniz. Yapraklarını bu şekilde güzelce normal salata yapar gibi açıkçası. Marulu nasıl kesiyorsanız bunu da o şekilde yapın. Tat vermesi için salatalık ekledim. Aynı şekilde üzerine domates, limon. Siz nasıl dilerseniz damak zevkinize göre biraz daha tatlandırabilirsiniz. Bu yapraklarını arkadaşlar soğanla kavurup yiyenler de var. O şekilde de tüketebilirsiniz. Öyle yapınca tadı biraz daha iyi olduğunu söylüyorlar. Burada güzelce karıştırdım. Görüyorsunuz sizlerle birlikte ilk kaşığımı aldım. Hafif ya ilkten pek anlamadım ama sonradan ağzınıza bir acılık tat veriyor. Haşlayarak deneyeceğim bir dahakinde. Burada yani fazla şey olmadı. Yeşilliğe alışkın insansanız yani maydanozu, tereyağı, rokayı tüketebilen ya çiğ tüketebilen biriyseniz bunu da yadırgamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben kıvırcık harici hiçbir yeşili yiyemiyorum çiğ. Burada da çayını süzdüm. İlk yudumumu sizlerle birlikte içiyorum. Tadı fena olmadı. Limon ve karanfille daha da tatlandırılabilir. Sizler de deneyin mutlaka. Çünkü gerçekten çok şifalı bir bitki arkadaşlar.